Polis ekipleri kurban pazarındaki kurban satıcılarını sahte para ve tırnakçılık konusunda uyardı, bilgilendirmelerde bulundu. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nden geliyoruz. İl Emniyet Müdürümüz Sayın Zafer Aktaş'ın emir ve talimatlarıyla sizin kurban döneminde, satış döneminde en çok karşılaştığınız bazı suçlarla ilgili çalışma yaptık. Bunlar tantanacılık, parada sahtecilik ve tırnakçılık yöntemleri olarak üçe ayrılıyor. Evet. Bu konuların herhangi birinde bir bilginiz var mı? Yok abi. Sahte parayı nasıl ayırt ediyorsunuz? Sahte parayı ilk önce şöyle bakıyoruz, Atatürk resmi var mı yok mu veya ters mi? Bir de ortasında çizgi olması lazım. Sahte paralarda holografik şerit yüz sayısının üzerine basıldığı için yüz sayısını kapatın. Evet. En basit yöntem budur. Şu holografik şerit eğer yüz sayısında herhangi bir rakamı kapatıyorsa bu para sahtedir diyebiliriz. Evet. Ve holografik şeridin üzerinde şöyle gördüğünüz yüz sayısı var. Evet. Görüyorsunuz. Işığa doğru çevirince TL'ye dönüşüyor, diğer tarafa çevirince yüze dönüşüyor. Bu da sahte parayı ayırt etmenizdeki en önemli bir kriter olarak kabul edebiliriz. Şimdi emniyet şeridinde yapıyorlar ama emniyet şeridinin içerisinde görebiliyorsunuz şöyle yüz sayısı var. Evet. Bu yüz sayısını yapamıyorlar. Evet. Yani emniyet şeridini şöyle ışığa doğru tuttuğunuz zaman bu yüz sayısını görüyorsunuz, para gerçektir diyebiliriz. Evet. Veya şöyle, siz zaten deste deste para aldığınız için ister istemez parayı sayarken böyle paranın dokusundan biraz fark ediyorsunuz. Niye? Aynen. Çünkü sahte paralar A4'e basılıyor. Gerçek paralar pamuk lifinden yapıldığı için arada bir doku farkı var. Doku farkını fark ettiniz, şüphelendiniz. Daha sonra holografik şeride bakabilirsiniz. Holografik şerit daha net bilgiyi verecektir size. Holografik şeride baktıktan sonra emniyet şeridine bakın. Paranın gerçek mi sahte mi olduğunu anlarsınız. Bunları da yapamıyorsunuz. O konuda mesela bulamadınız ama şüphelisiniz. 112'ye ararak bizlerden destek alabilirsiniz. Tantana yöntemi de siz para sayarken buraya kalabalık bir grup halinde geliyorlar. Size belli bir miktar para veriyorlar. Siz parayı sayarken burada bir kavga ortamı oluşturuyorlar. Sizin parayı saymanızı engelleyip mal alıp gidiyorlar. Sonra parayı saydığınızda paranın içinde eksiklerin olduğunu görüyorsunuz. Paranın içinde sahte paraların olduğunu görüyorsunuz. Bakın şöyle sayıyorum ben size. 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 lira saydım değil mi? Evet. Gözünüzün önünde saydım. Yani. Şu parayı alın siz tekrar bir sayın. Kaç lira para var burada? Elden tek tek. Bu tarafta sayacağım. Tabii. Buyurun. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 değil mi? Şu anda ben size sayayım. Bulun. 200, 400, bak. 600. Ben biliyorum ama ben size 800. Katlı olduğuma göre. Bin. Tamam mı? Yani katlı şekilde asla evet. Sayılmasına izin vermeyin. Çevirmedim ben. Tamam, anladım. Evet, tek tek onları el çabukluğa da marifetli bir şekilde yapıyorlar. Tabii ki. Aynen. El çabukluğa. Tantana da çıkarıyorlar. Demin arkadaşlarımızın, komiserimizin anlattığı gibi. Elden böyle tek tek sayarak parayı alalım. En azından parayı elimize aldığımız zaman paranın dokusuna da dokunmuş oluyoruz. Yine burada da bilgilendirmeler var. Boşta kaldığımız zaman onları da okuyalım. Tamam, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Aklınıza takılan bir şey olursa da 112 vasıtasıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Sizin gibi emniyet. Samsun Alaçam'dan geliyorum. Evet, onların eğitimini, şeylerini verdiler, uyarıtılarını yaptılar. Allah razı olsun onlardan. Çünkü her zaman bizim yanımızda oldular. Emniyet amirleri olsun, polis arkadaşlarımız olsun. Devamlı geliyorlar, uyarıyorlar işte. Yani sağ olsunlar, teşekkür ederiz. Biz de geldik işte. Biraz daha hayvanımız var. İnşallah bugün yarın onları da satacağız. Olay yaşadım. O zaman 200 lira vermişlerdi. 200 lira da artık bizim için çok bir önemli miktar değildi. Yani çünkü o destede komple sahte de çıkabilirdi. Hani sadece 200 lira dedik, bizim sadakası olsun. Tırnakçılık ya da yan kesicilik gibi bir durumla karşılaştık. Tabii karşılaştık. İşte sağ olsun yine o zaman hemen sivil polis vardı orada. Sivil polis müdahale etti. Yani onların sayesinde yine biz bugünlere geldik.